Haberin Var kanalından herkese merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. İsmail Demir'den S-400 ve F-35 açıklaması. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400 ve F-35'lerle ilgili açıklama yaptı. S-400'ün ikinci sistemi hakkında somut gelişmeler olduğunu aktaran Demir, F-35 görüşmelerinin de detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, S-400'ün ikinci sistemiyle ilgili belirli alanlarda somut gelişmeler olduğunu söyledi. Profesör Doktor Demir, Türkiye'nin çıkartıldığı F-35 programı içinde programa ortaklık bedeli veya uçakların bedeliyle ilgili nasıl bir hal, yol bulunur, bunun görüşmeleri yapılıyor dedi. Rusya'dan S-400 ikinci sevkiyatı ile ilgili sorulara da S-400 konusunda iki sistem için masaya oturuldu. Anlaşmanın tüm parametreleri iki sistem içindi. Birinci sistem oradan tedarik, ikinci sistem belirli alanlarda işbirliğini öneriyor. Bu işbirliği konularında adımlar atıldı. Detayları çalışılıyor. Bu konuda somut gelişmeler oldu dedi. Rusya Askeri İhracat Şirketi Genel Direktörü'nün S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'deki üretimiyle ilgili sürece yönelik açıklamalarına ilişkinse Demir şunları söyledi. İkinci sistemin ana unsurlarından birisi buydu. Oldukça detaylı bir aşama. Ama takdir edersiniz ki bu tür stratejik sistemler ve kabiliyetlerle ilgili her ülke kendisiyle ilgili gizliliği korumak ister. Türkiye olarak da burada daha ketum olmak gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah sistemler üretildi, meydana çıktığında bunları daha net açıklama pozisyonunda oluruz. Ama bu aşamada bir açıklama yapmamayı yeğliyoruz diye konuştu. Demir ayrıca Anadolu gemisinin 2022 yılında hizmete verileceğini kaydetti ve şunları söyledi. Hatta 2022'nin erken zamanları olması için çalışıyoruz. Geminin bazı donanmaları hizmet sırasında mümkün diye düşündük. O nedenle biraz daha erken olabilir mi diye bastırıyoruz. Ama tabii gemiye İHA ve SİHA konuşlandırılması ile ilgili projede bir yandan devam ediyor. Gemimizi orijinal dizaynında olduğu gibi önce hizmete verip TB3'ün çalışmalarını olgunlaştırıp hazır olduğunda tekrar ilk fırsatta onları gemiye entegre etmek gibi bir imkanımız var dedi.